İlk videoda teoloji profesörü Aziz Augustine'e bağlı Wittenberg'lü keşiş Martin Luther'in 95 tezini Wittenberg'deki Kale Kilisesi'nin duvarına astığından bahsetmiştik. En azından geleneklere göre hikaye böyle. Bu tezlerde Luther, Katolik Kilisesi'nin kurtuluşla ilgili düşüncelerine ve günah bağışlama kağıtları satmasına karşı çıkmaktaydı. Luther, günah bağışlama kağıtları satma gibi parasal işlem yapılmasına ve bu yolla insanlara cennet vaat edilmesine karşı çıkıyordu. Bu kağıtları satanlardan biri olan Tetzel'den alıntı yapmıştık hatırlarsanız. Yine ondan bu sefer başka bir alıntı yapıyoruz. Şöyle. Bu kağıdı almak için çeyrek peni bile bırakmayacak mısınız? Size para kazandırmaz ama cennet krallığında güven altında olan, fani olmayan ve yüce bir ruh verir. Tabii buradaki büyük resmi de görmemiz gerekiyor. Kilisenin nihai hedefi kulağa hoş geliyor ama Tetzel sanki ikinci el araba satıyormuş gibi konuşmuş. 95 tezin bir bölümünde Luther bu günah bağışlama kağıtlarından aldığımız paralarla ne yaptığımızı insanlar soracak ve cevap veremeyeceğiz düşüncesine uygun bazı sorular sorar. Mesela şöyle. Kilise inşa etmek için kullandığı hayırsız para uğruna yani çok da geçerli olmayan bir nedenle sonsuz sayıda ruhu selamete kavuşturduğuna göre kutsal sevgi aşkına ve araftaki ruhların acil ihtiyaçları dikkate alındığında yani gerçekten geçerli bir nedenle Papa niçin arafı bütün ruhlardan boşaltmıyor? Yani şunu demek istiyor. Eğer Papa'nın liyakat hazinesini dağıtma yetkisi varsa, tüm azizleri kendi dağıtabiliyorsa neden onlara kiliseyi inşa ettiriyor. Madem gücü varsa neden araftaki ruhları kurtarmıyor ve cennete koymuyor onları? Kilisenin zaman zaman yolsuzluk yapan, daha çok iktidar, siyasi meseleler ve dünyevi meselelerle ilgilenen, ruhların kurtulmasıyla pek de ilgilenmeyen bir kurum olduğu algısı vardı. Önceki Papa yani 2. Juliusla ilgili böyle bir düşünce kesinlikle vardı. Bizim farkına varmamız zor ama o dönemde papalar günümüzdeki gibi yalnızca ruhani iktidarı değil siyasi iktidarı da ellerinde tutuyorlardı. Bunu bizim anlamamız zor ve kilisenin eyaletleri adlı bölgeyi yönetiyorlardı. Yani bir bakıma papa İtalya'daki prensler gibi bir işleve de sahipti. İkinci Julius diğer Hristiyanlara karşı tarihsel açıdan halkların eyaletine bağlı bölgeleri almak için orduları savaşa soktu. Yani Roma'da yolsuzluk olduğu düşüncesi tüm bu argümanları beraber kapsıyor. Luther'den önce gelen ve başarıya ulaşamayan reformcular da vardı. Mesela 14. yüzyılda yaşamış John Wycliffe. Bu İngiliz 1300'lerde İncil'in konuşma diline çevrilmesini savunmuştu. İngilizce çeviriyi kendisi organize etti, hatta çoğunu da kendi çevirdi. Özellikle de Yeni Ahit'in çoğunu İncil'in insanların okuyabileceği dilde olması önemliydi. Çünkü eğer Latince bir İncil söz konusuysa bunu sadece papazlar okuyabiliyordu. Bu önemli bir nokta çünkü İncil'i halkın okumasını sağlamak Luther için çok önemliydi ve bundan birazdan detaylı bahsedeceğiz. Şimdi biraz geriye gidelim. O dönemde Batı Avrupa nüfusunun çoğu okur yazar değildi ve okuyabilenler de Latince değil konuşma dilini okuyabiliyorlardı konuşma dili derken o halk ne kullanıyorsa o dili kastediyorum. Yani İngilizce, Almanca, İtalyanca, Fransızca ne konuşuyorsa o dilden bahsediyorum ama Latince değil. Bu da aslında kilisenin Tanrı'nın eserini kontrol etme yollarından biriydi. Yani kimse Latince bilmiyor, anlamıyor ya. Kilise diyordu ki bir tek ben okurum, ben yorumlarım. Yani Tanrı kelamını papaz aracılığıyla öğrenmekten bahsediyoruz. Kendiniz okuyamıyorsunuz. Wycliffe aynı zamanda kilisenin istismarlarına ve dünyeviliğine de karşı bir çıkışta saldırıda bulundu. Öldükten sonra Wycliffe'in sapkın olduğu iddia edildi. Mezarından çıkarıldı ve yakıldı. Kitapları da yakıldı. Yani sonradan cezalandırıldı. Başka bir reformcu da John Huss idi. Bohemyalıydı. Kazığa bağlanarak yakıldı o da. Yani Luther'den tam 100 yıl kadar önce. 95 tezi latince yazılmıştı ama insanlar Luther'in izni olmadan metni Almanca'ya çevirdiler ve yeni matbaa teknolojisini kullanarak bu tezleri yaydılar. Matbaa 15. yüzyılın ortalarında icat edilmişti. Protestan fikirlerin yayılması için çok önemli bir kaynaktı. Burada ne olduğunu bir düşünün. Kilisenin dağıtım ağının yerine bu yapının dışında kendi başlarına ve kendi dillerinde hareket eden insanlar var. Luther 95 maddeli tezi 1517'de ilan ediyor. Daha sonra papaya ulaşınca sapkınlıkla suçlanıyor. Fakat bu arada gitgide artan bir desteğe, halk desteğine sahip oluyor. 1521'de büyük bir konseye çağrılıyor. Bu olaya Kutsal Roma İmparatorunun himayesi altındaki Worms diyetine yani İmparatorluk Meclisi'ne çağrılma diyoruz. Diyet sözcüğü toplanma, konsey anlamına geliyor. Yani bugün bizim yaptığımız diyetler gibi düşünmeyin. Worms ise Almanya'da bir şehir. Yeni Kutsal Roma İmparatoru bu arada o sırada 20'li yaşlarına bile gelmemişti. Luther'i bir emirle çağırıyor. Luther'e güvenli geçiş yetkisi veriyor. Yani yoldayken tutuklanmasını da engellemiş oluyor. Luther'in konseyde şahitlik yapması gerekiyor. Luther'e kitapları onun yazıp yazmadığını soruyorlar. Kendi kitaplarını gösteriyorlar. Luther de evet yazdım diyor. Daha sonra bu kitaplardaki fikirlerin arkasında duruyor musun diye soruluyor. Luther de bana bir gün düşünme izni verin diyor. Bu isteği kabul ediliyor. Ertesi gün Luther geliyor ve herkesin dediğine göre kitaplardaki fikirlerin savunmasını etkili ve güzel bir üslupla yapıyor. Hiçbir fikrinden vazgeçmiyor. Artık çizgilerin çekildiği çok açık hale geliyor. Luther Worms'tan ayrılıyor. Tövbe etmeyen sapkın olarak ilan ediliyor. Tutuklanacağı kesinleşiyor. Yazılarının mülkiyet hakkı yasaklanıyor ve Worms'tan ayrılıyor. Unutmayın güvenli geçiş hakkı tanındığı için Worms'tan çıkmasına izin veriliyor. Şimdi kilit an geliyor işte. Has gibi kazıkla mı yakılacak yoksa çabalarının sonunu görebilecek mi? Yoksa başka bir şey mi olacak? Evet başka bir şey oluyor ve bunun sebebi aslen siyasi, siyasi meseleler. Kutsal Roma İmparatorluğu'nun yeni imparatoru göreve Almanya'daki adamlar sayesinde gelebilmişti. Yani seçmen denilen prensler. Bu seçmenlerden biri olan Saksonya seçmen prensi, Luther Worms'tan çıkarken gizlice onu kaçırıyor ve bir kalede saklıyor. Bu arada Luther orada yeni ayeti yazmaya ve çevirmeye başlıyor. Luther halka tekrar karıştığında ve hayatına devam ettiğinde Kutsal Roma İmparatoru başka meselelerle uğraşıyor ve Luther'in tutuklanmasıyla ilgilenmiyor. Yani Luther orada yırtıyor. Luther Haas ve Wycliffe'in yapamadığı bir şeyi yapıyor ve kampanyasına devam ediyor. Bir bakıma reformasyon bu meseleler sayesinde gerçekleşiyor. Hükümdar ve prensler gibi yerel yöneticiler siyasi güç ve otoriteyi papaya vermekten artık bıkmışlardı reformasyonu kendi topraklarının, kendi halklarının kontrolünü geri almak için kullandılar. Avrupa'da özellikle de sonradan Almanya olacak olan yerde o dönemki iktidar yapısına bakarsanız yerel prensler ve Alplerin diğer tarafındaki Roma'da Papa'nın otoritesi olduğu kadar Kutsal Roma İmparatorluğu da olduğunu görüyorsunuz. Yani her şey çok karmaşık. Bir yerde prensler var, Alplerin diğer tarafında Papa var, Kutsal Roma İmparatorluğu var ve herkes kendi payını genişletme niyetinde. Martin Luther Worms Meclisi'nde kendi yazılarıyla karşı karşıya getirilmiş, çok tehlikeli bir durumda bırakılmıştı. Luther kilisenin en temel öğretilerinden birine karşı geliyordu. Yani cennete iki yolla gidilmesine ve aklanmaya karşı geliyordu. Bu yollardan ilki Tanrı'nın affetmesi ve lütfuyla, diğeri ise Birey olarak yaptığınız şeylerle cennete gitmek ki buna kilisede iyi işler deniyordu. İyi işler derken mesela St. Peter Bazilikasını inşa etmeye yardım etmek, kiliseye bağış yapmak veya yoksullara yardım etmek gibi şu an aklımıza gelen hayır işleri. Luther bu fikirden çok rahatsızdı. Çünkü kendini o kadar günahkar hissediyordu ki yapabileceği hiçbir şey onu cennete götürmeye yetmeyecek diye düşünüyordu dünyada yapabileceği ve yaşadığı günahları silebilecek veya her insanın yaşadığı günahı silecek yeterli sayıda iyi iş yoktu. Orta çağlarda işlenen günahların çetelesini tutma uygulamasına bakarsanız ki bazen günah denilen şeyler kıskançlık veya imrenme olabiliyordu. Günahların karşısına yapılan iyi şeyler yazılırdı. Çetele böyle tutulurdu. Yani sürekli bir çetele tutma işlemi var. Bu bireye felaket bir yük oluyor. O yüzden Luther Aziz Paulus'un sözlerini okuduğunda büyük bir rahatlama duymuş olmalı. Luther Aziz Paulus'u okudu ve o şöyle diyordu: "İsa'nın öğretilerinden utanmıyorum. İnanan herkesi kurtuluşa erdirecek güçte olan Tanrı'dır. Çünkü onlarda Tanrı'nın dürüstlüğü inançtan inanca ortaya çıkar. Adaletli olan inançla yaşamalı." der bu öğretilerde. Bu son kelimeler yani adaletli olan inançla yaşamalı kelimeleri Luther için son derece önemliydi. Luther'e göre bu şu anlama geliyordu. Bir insan sadece iyi işte değil inancıyla cennete giriyordu. Kurtuluş Tanrı'nın sunduğu bir şeydi. İnsanların kazanmak zorunda olduğu bir şey değil. Yani inanç Tanrı'nın insana verdiği bir hediyeydi ve bu inanç cennete girmek için gerekli olan tek şeydi. Sadece inançla Luther'in temel görüşlerinden biri cennete girilebileceğiydi. Tüm bunlar 95 tez ve Luther'in günah bağışlama kağıtları ile ilgili endişelerine baktığımızda mantıklı geliyor. Çünkü günah bağışlama kağıdının önerdiği şey aslında iyi işlerin ruhu cennete taşıdığı fikri. Luther tam da bununla ilgileniyordu. Aynı zamanda kilisenin günahları bağışlama ve silme yetkisi de bunun içinde. Luther'e göre bunu yapabilecek kilise değil, Tanrı'ydı. Yegane güç Tanrı'ydı. Yani Luther kitaplarına bakıyor ve onlardan vazgeçmiyor. Sonunda Wittenberg'e dönüyor, Luther kilisesini kuruyor ve bir sonraki videoda bahsedeceğimiz birçok protestanlık türüne kapı aralamış oluyor.